Bu videoda kadavra üzerinden dolaşım sistemi yapılarını göreceğiz. Öncelikle göğüs ön duvarını kaldırıyoruz şu şekilde. Şurada gördüğümüz yapı perikardium fibrosum. Şu dış taraftaki yapı perikardın dışa bakan yüzü. Perikardın içe bakan yüzü perikardium serosum. Bu iki yapıdan oluşuyor aslında. Lamina parietalis ve lamina visceralis. Lamina parietalis şuradaki kısmı. Lamina visceralis ise kalbin çepeçevre saran yapı. Daha sonrasında burada iki tane boşluğumuz var. Sinus obliquus pericardi. Bu şu şekilde göstermem gerekirse kalbin alt tarafına giriyorum. Şu alttaki yapı sinus obliquus pericardi olunuyor. Daha sonrasında sinus transversus pericardi var. O da şu şekilde gösterilebilir. Şurada aortun çıkan kısmı, yani ascenden aortayı görüyoruz. Daha sonrasında arcus aortayı görmekteyiz. Arcus aortadan truncus brachiocephalicus'u çıktığını görüyorsunuz. Daha sonrasında burada arteria carotis communis sinistra'yı görüyorsunuz önce. Hemen yanında arteria subclavia sinistra. Arteria subclavia sinistra'nın dallarına bakmak gerekirse şurada arteria vertebralis'i görüyoruz. Daha sonrasında burada truncus tirocervicalis'i görüyoruz. Şu arteria thoracica interna. Arteria thoracica interna'nın göğüs ön duvarında izleyişini görmekteyiz. Sternumun hemen yanında. Truncus brachiocephalicus'tan arteria carotis communis'i çıktığını söylemiştik. Arteria carotis communis devam ediyor. Şurada arteria carotis interna ve arteria carotis externa dallarına ayrılıyor. Arteria carotis externa'nın dallarını görmektesiniz.